Teşekkürler. O tulum peynirini tabii, çayımız hazır olarak bekleyeceğiz sizi. Tamam. Bu arada tabii hafta sonunda önemli toplantılar yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Belediye başkanlarıyla bir araya geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Daha sonra parti meclisi toplantısı oldu. Ve önceki akşam da bütün milletvekilleriyle birlikte bir akşam yemeği yedi. Orada tabii sızan bilgiler, en azından kulağımıza gelen bilgiler, artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni kamuoyunda konuşmayın. Fazla yıpratmayın. Çünkü bu artık tartışmalar yıpratır hale geldi partimizi. Önümüzde seçimler var. Seçime odaklanın. Bütün bunların hepsini yaparsanız eğer ciddi bir şekilde artık ben de tavır alırım şeklinde bir açıklaması olmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu açıklama artık bundan sonra sadece kurultaya ve ondan sonra da yerel seçimlere odaklanma şeklinde mi açıklanmalı ya da bir hedef koymuş olduğunu mu düşünmeliyiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Daha sakin bir değişim tartışması mı yaşanacak? Ne dersiniz bu konuda? O açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde ve göreneklerinde vardır. Ecevit'i tanıyanlar, İnönü'yü tanıyanlar, Erdal İnönü'yü bilenler bilirler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde eleştiri ve öz eleştiri tabii ki olmalıdır. Ama eleştiri ve öz eleştirinin de bir vakti saati vardır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Önce disiplin, sonra demokrasi. Disiplinsiz bir demokrasinin hiç kimseye kesinlikle ve kesinlikle bir faydası olmaz. Sayın Bülent Ecevit, İsmet Paşa'ya karşı mücadele verdiği zaman bu konuşmalarını hiç dışa dönük yapmadı. İstanbul İl Kongresi'ni bekledi. Kurultaya 20 gün vardı ve dedi ki Sayın Paşam izin verirseniz ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı koyuyorum ve partinin dışa dönük çalışmasını hiçbir zaman yapmadı. Parti içi konuları televizyonda konuşmadı. Şimdi bakıyorum ki bazı arkadaşlar neredeyse bırakın yani emniyet kamerasını görse çıkıp konuşacaklar. Bunları biz kesinlikle doğru bulmayız. Şu anda bizim dışa dönük mücadele verme zamanımız, içe dönük konularla bizim rakiplerimizi kendimize güldürecek olan ortamlardan %100 çıkmamız lazım. Bakın Zeynel Bey, seçimler bitti. Hala seçim atmosferinden Türkiye'yi belli kanallar çıkarmak istemiyor ve bugün Türkiye yanıyor. Ama Türkiye sıcaktan yanarken İşsizlikten yanıyor Zeynel Bey. Evet. Geçim sıkıntısından yanıyor. Yoksulluk şu anda ülkeyi kasıp kavuruyor. Şu anda ben konuşuyorum. En fazla dolaşan, gezen, sabah 6'da kalkan, gece 12'ye kadar yurttaşlarımla beraber olan bir kardeşinizim. Halinden şu anda memnun olan kimse yok. Enflasyon şu anda yükseliyor. Faizler her geçen gün artıyor. Dövizler tırmanıyor. Ve şu anda bilesiniz ki koskocaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti körfeze gidiyor ve körfezden para aramaya çalışıyor. Devletin kasası bitti, milletin şu anda kesesine el attılar, duran arabadan dahi vergi alıyorlar. Merkez Bankası Başkanı önce enflasyon yükselir, 2025'ten sonra düşer diyor. Aylık gıda enflasyonu şu anda neredeyse %20 ile %25 arasında. Geçen yıldan bu yana bakıyorum, icra dosyaları %63 artmış. Vatandaş başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerini bile karşılayamıyor. Ev sahipleriyle kiracılar arasında açılan davalar artık adliye koridorlarını bırakın, yargıda koridorlarının en üst noktasına kadar geldi. Ve hiçbir zaman duymadığım olayları duyuyorum. Ev sahibiyle kiracı arasında silahlı çatışmalar oluyor. Kirasını ödeyemeyen hele hele ki benim bir emekli büyüğüm çoluğuna çocuğuna mahcup oldu ve intihar etti. Türkiye bu noktada. Bu kıştan başlayarak evsizleri sokaklarda görürsek inanın ki şaşırmayın. Emekli zam alamadı, 7500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Ben Can Erzincan'ı dolaşıyorum. Çiftçilerimizin ne kadar perişan olduğunu görüyorum. Ve Toprak Mahsulleri Ofisi gerçekten genel müdür çok iyi, Erzincan İl Müdürü çok iyi ama onlara imkan ve olanak tanımak lazım.
Toprak mahsulleri çiftçimizin ürünü alamıyor, gün veriyor. Çiftçi tarlasından ürünü topladı, buğdayını römorkun üzerine koydu. Günlerce toprak mahsulleri ofisinin önünde bekliyor. Ayçiçeği üreticisi, bakın fındık üreticisi, fındığın kilosunu 4 dolar yapmazsak fındık üreticisi paramparça olacak. Gelecekte kimse o fındığını toplayamayacak. Çay üreticisi şu anda inanın ki fiyat bekliyor. 21 yıldır ülkeyi tek başına yönettikten sonra hala zamdan başka bir yol bulamıyor iktidar. O zaman eskilerin tabiriyle şunu söyleyeyim. Zam, zam, zam. Gece zam, gündüz zam, gece yarısı zam, gün ortası zam. Peki Zeynel Bey, ucuzluk ne zaman? Gerçekten bunu bekliyorum. AK Parti bakın seçimden önce çok önemli vaatlerde bulundu. Mülakat kaldırılacaktı. Evet. Niye kaldırılmadı? Mazotu ucuzlatacaklardı. Mazota bir gecede 6 lira birden zam geldi. Araçlara 2 kat ÖTV geldi. 2 kat MTV bindirdiler. 2 ayda akaryakıda %89 zam geldi. Vergiye %100 zam geldi. Ekmek ve simite de %50 zam geldi. Bakın inanın ki böyle giderse seneye İstanbul'da ekmeği 15 liraya, etin kilosunu da 1000 liranın üzerine çıkarsa inanın ki şaşırmayın. Hele hele ilaçlara bakıyorum. Geçen gittim, bir de TikTok çektim. Aspirin. Herkesin almak istediği bir aspirin. Bir aspirini bile benim vatandaşıma çok gördüler ve bir aspirin ne oldu biliyor musunuz? 65 lira oldu. Bir aspirin 65 lira oldu. Biz dedik ki gelin meclisi tatil yapmayın, çalışalım. En düşük emekli maaşını yükseltelim. Asgari ücret kadar yapalım dedik. Memura eksem yapalım dedik. Ne yazık ki meclisi çalıştırmadılar. Haksız, hukuksuz ve vicdansız ÖTV'ye gibi vergileri kaldıralım dedik. Ne yazık ki iktidar bunları kabul etmedi. O nedenle sevgili Zeynel Bey, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, parti meclis üyelerinin, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, kadın kolu, gençlik kolu başkanlarımızın iktidarın oyununa gelmeden Türkiye'nin meselelerini konuşmamız lazım. Türkiye'nin konularını konuşmamız lazım. İktidarın açtığı parti içi tuzağa düşmemek lazım. Evet, dolayısıyla aslında vatandaşın asıl gündemi olan